Merhaba, herkese iyi akşamlar. Vespe günlük grafik. Arçelik'in şeyi budur. Vestel değil, rakibi. Yani hisse senedi olarak aynı sektöre bunu sokabilirsiniz. Vestel elektronik, o bambaşka bir dalda. İçinde pek çok şey var. Şimdi Vespe'de tabii burada majör anlamda 50 gün çiziyordu. Son baktığında trende 50 günde kırılmasıyla beraber, yani 55 civarlarının kırılmasıyla beraber bir miktar daha sarkmaya başlamış. 4-5 gündür bir alanda tutunmuş ama yani bugünkü bu 3 mum iyi değil. Onu söyleyeyim. Kırarsa aşağıda 49 civarlarında tekrar bir destek bulması beklenebilir. Şimdi bu mumun da neyi iyi değil onu da söyleyeyim de. Yani burada şey var. Şu 2 mum merdiven basamağı. Hatta 3'ünde biraz hafız şeyinizi zorlayıp merdiven basamağı formasyonunu alabilirsiniz. Bu çok kararlı satıcı anlatıyor. Yani başlıyor gün. Adam vuruyor aşağı, ertesi gün başlıyor yine kapattığı yerden aşağı, yani öyle bir durum yaratıyor. Bir taraftan iyi bir görünüm değil ama bir taraftan da dikkatimi çeken bir şey var. Yani çok yüksek burada bir şey var, hacimde de yükselme var düşerken, yani bir net bir satış baskısından bahsediyoruz böyle bir tabloda. Ama iyi kötü -1.5 -2 bir şekil yani bir yavaşlatmış düşüşü, biraz karşılanabilmiş satışlar. Az değil -2, ona da tabii şeyim, yani öyle diyen olabilir. Ya -2 -1.5 az mı? Az değil ama gene de bu tür tabloda bir ümit, öyle söyleyeyim. Yani daha patır kütür gidememiş. Çünkü artan bir hacim var. Merdiven basamağı gibi bir formasyon olmuş. O yüzden diyorum, daha bazen derinleşiyor çünkü bunlar. -3'ler 4'ler görülebiliyor böyle zamanlarda. Şimdilik en azından şu 20 Nisan'dan beri olan yataylaşma bölgesinde tutunmaya çalışıyor gördüğüm kadarıyla. Yukarı yön. Yani yukarı yön 55 üstü. Yani 55'i geçerse, üstünde kalıcılık ta olmaya başlarsa 55'in üstünde, o zaman deriz ki acaba yukarı bir grafik çizilebiliyor mu? Bir boğa piyasasından bahsetmek mümkün mü diye bakarız. O yüzden 55 kırılımını önemserim. Tabii hacimlerin de alım yönünde artması şartıyla. Yani bu hacimlerin tersi yeşil olanlarının yapılması lazım. RSI 34, MACD çok tabii, o da negatif alanda hala aşağı yönü göstermeye devam ediyorlar. Burada dikkatimi çeken RSI'de tabii 34 puan. Yani bu bilen vardır, bilmeyen vardır. Ben bilmeyen için anlatayım. 30 ve 70 RSI'da. 30'un üstü, 70'in üstü özür dilerim, aşırı alım bölgesidir. Satıcının geleceğini varsayarız ki gelir zaten satıcı. Yani 30'un 70'in üstüne çıkan bir RSI değeri çok fazla yukarı tırmanmasını sürdüremez. 30'un altına da inen bir arası artık alım bölgesidir grafik olarak. Ya da en azından alım demeyelim de bir düzeltme diyelim. Yukarı yönlü bir hareket getirebilir. 34'te şu an olur ya, hani aşağı doğru giderse 48'lere doğru, 49'lara doğru RSI çok büyük ihtimal 32-31 gibi veya 30'a doğru momentum hızlı olursa gelebilir. Ki orası da yukarı yönlü bir tepkinin her an başlayabileceğini haber veren bir alandır. Tabii RSI 30'un altına düşmez diye bir şey yok. Düşüyor. Çok düşüyor hem de yani. Yeri geliyor 20'ye de düşüyor ama genellikle o çok negatif bir haber akışı ve böyle Borsa İstanbul toptan yıkıldığı zaman olur. Yani tek başına hisse savrulurken kolay bir 30'un altına en azından çok ilerlemez. Öyle söyleyebilirim. Bunun dışında söylenecek bir şey yok. Yeni alan arkadaşlar, onun için 49-48 veya altında sabırlıysanız 47 civarına kadar bir strateji düşünebilirsiniz ve mutlaka 55'in üstünde gözlemek lazım. Bunun dışında da akım aşağı yönlü hala devam ediyor teorik olarak. Söylenecek bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.